esma-i nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Ahmed, Abdullah, Resul-i Mustafa, Rahim, Şahid, Emin, Mutevekkil, Elhamdülillah. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın yani güzel isimlerden biri Allah isimleridir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah subhanahu ve teala'dan dua kılıp köp tenemsiz sorarlar. İmam Müslim rivayet kılıyan hadis-i şerifte Rabbi cealni şekkaran lek. Ey Rabbim, beni özünge ser şükür bende kılgın. Zekkaran lek. Ser zikir benden kılgın. Senge nisbeten köp zikir kıladigen, seni köp zikir kıladigen ser zikir bende kılgın. Rahhaben mitva'an lek. Muhbiten ileyk diye ahirde Allah'ın muniben derdiler. Beni Allah benden kılgın diye Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Allah Teala'dan iltica kılıp yalvarıp sorardılar. İnşallah bana şu Allah isimleri hakkında toxtalib etmekçimiz. Demek ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Allah Teala'nın Allah bendelerden bölgeler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Allah subhanahu ve teala'nın değerli köpünce bir an narsanı sorgan bolsalar avval o'sha narsanı kılıp sorgarlar. O'sha narsa, o'sha ne'mat Alloh taolodan so'ramoqchi bo'lgan ne'matlarini O'zot alayhissalotu vasallam o'zlari hayotlarida hayotga aylantirib, hayotlarida tatbiq qilib, undan keyin buni davomli bo'lishini, ziyodasini berishini Alloh taolodan so'rardilar. Jumladan payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam masalan Alloh taolodan mana ser zikr qilgin deb so'rarkanlar, o'zlari zikr qilmasmidilar? Zikr tabiiyki qilardilar. Hayotlari zikr to'la bir hayot edi. Shu darajada zikr to'la bir hayot ediki O'zotni ko'rgan inson o'zi beixtiyor Allohni esga olardi. O'zotni ko'rgan, o'zotga ko'z tushishi bilan insonga xayoliga Allohning zikri kelardi insonning xayoliga. Sabab payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam faqat va faqat Alloh taoloni zikr qilardilar. Jumladan Alloh, o'zot Alloh taoloning Alloh bandalaridan edilar. Aslida diqqat qiladigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo Allohu yastofi minal malaikati va minan nas deydi Alloh Qur'on Karimda. Alloh taolo malaikalar ve insanlardan peygamberler tanlab oldi. Bunu hammamız yaxshi bilamiz. Peygamberlerden Alloh taolo malaikalar olamidan ve insanlar olamidan o'zi bilib, o'zi kimni tanlashni yaxshi bilib, Alloh taolo o'zi bu maqomga, bu fazilatga loyiq bo'lgan zotlarni peygamber qilib Alloh taolo tanlab oldi. İnsanlar orasidan peygamber qilib olgan zotlar orasidan 5 ta peygamberni Alloh taolo ulul azm peygamber qilib tanladi. Azimat ekasi bo'lgan peygamberler. Yani hamma peygamber büyük, hamma peygamberler muhterem, hamma peygamberler aleyhissalatu vesselam mukarram. Ama bunların arasında 5 tasi bor. Alloh taolo bularını yana da ko'proq maqtadi. Nega? Çünkü 5 ta peygamber başka peygamberler arasında ham azimet egasi bo'lgan zotlar edi. Ular bir işini qilaman deb kirishdimi, orqaga chekinmaydigan. Fa iza azamta fatawakkal ala Alloh oyatiga binoan. Biron ishga azimat qildingizmi? Allohga tavakkul qiling oyatiga binoan azimat qiladigan. Ya'ni ishlarni og'irini tanlaydigan zotlar edilar ular. Ishlarni qulayini emas, og'ir ishlarni xaridori bo'lgan er yigitlar edi bular. Ulul azm zotlar edi ular. Ular qiyin ishlarga xaridor bo'lgan, ya'ni faqat o'sha qiyinchiliklarni Allohning yordami bilan go'zal bir holatda yengib o'tgan zotlar edilar. Hayotlari insoniyatga namuna bo'ladigan, ibrat bo'ladigan zotlar edilar. Ular ma'lumingiz Hazreti Nuh alayhisalom. Nuh alayhisalom og'ir bir sinovlarga duchor bo'lgan zot. Og'ir bir sinovlardan biri o'zining o'g'li insonni jigar porasi, o'zining ko'z qorachig'i bir parchasi, insonni farzandi boshqacha qilib aytgan bir parchasi bo'ladi. Qonidan qon, jonidan jon beradi. Bir parchasi jahannamga qarab ketyapti, kemaga chiqyaptilar, kemaga chiqmayapti. Bu og'ir imtihon. Alloh taolo payg'ambarlarga oddiy hamma ham chiday oladigan imtihonlarni yuklamagan. Insonlarga oddiygina masalan qo'pol qilayotganda uyda shakar yo'q, uyda non yo'q kabi imtihonlarni emas. Alloh taolo jiddiy imtihonlarni Alloh taolo yuklagan. Insonni bolasi, ko'z qorachig'i, jigar porasi jahannamga qarab ketyapti. Boshqalar iymon keltiryapti, lekin insonni o'zini oilasidagi oila a'zolaridan biri iymon keltirmayapti. Bu og'ir bir imtihon, ancha-muncha inson ko'tara olmaydigan. Ko'plab otalarni e'tibor bersangiz, dardga giriftor qilgan narsa mana shu bo'ladi. Ko'plab insonlarni otasini infarkt qilgan kasallik mana shu bo'ladi ko'pincha. Ko'tara olmaydi otalar.
onalar ko'tara olmaydi buni. Ya'ni bolasini ko'ngildagidek tarbiya topmaganini ko'rgach, darddan bosh chiqmay ertakunda vafot qilganlar bor. Sababi nima? O'sha jigar porasi, ko'z qorachig'i u kutgandek bola bo'lmaganligidan, qiz bo'lmaganligidandir. Demak, Nuh alayhisalom ham og'ir bir imtihonga duchor bo'ldilar. Undan keyingi ikkinchi bir ulul azm payg'ambar Hazrat Ibrohim alayhisalom borlar. Ibrohim alayhisalomni esa o'zotni bilamiz. Ya'ni o'zot ham ozarga qarshi turgan tavhid kalimasini mustahkam ushlagan. Shu darajada mustahkam ushlaganlarki, shu darajada tavhidga qattiq mustahkam turganlarki, hatto otashga uloqtirilganlar. Otashga uloqtirilgan paytida, uloqtirilish arafasida turgan paytlarida ham Allohning maloikasi kelib, farishta kelib, biron bir so'raydigan narsangiz bormi degan paytlarda Alloh meni holimdan xabardormi? Diqqat qiling. Aslida biz bu narsani tavhidga hech qanaqangi putur yetkazmaydi deb o'ylaymiz. Aslida ham shundoq, lekin u zot tavhidga putur yetkazib qo'yish ehtimoli mingdan bir ehtimol bo'lgan narsalarni ham chetga suradigan zot edilar Hazrat Ibrohim alayhisalom. Nima dedilar? Alloh holimdan xabardor bo'ladigan bo'lsa bo'ldi, menga boshqa hech kimga ehtiyojim yo'q. U meni bilib turibdimi? Bo'ldi. Meni boshqa hech kimga ehtiyojim yo'q. Demak, so'rashni Allohdan boshqadan so'rashni tavhidga putur yetkazib qo'yadi deydigan darajada hassos bo'lgan qalb egasi. Tinimsiz Allohni yakka yagona ekanligini e'lon qilib yurgan zot, Halilulloh maqomiga erishgan zot. Undan keyingi ikkinchi bir ulul azm payg'ambar Hazrat Musa alayhissalom. Musa alayhissalomning qarshisida Fir'avndek zolim bir podshoh bor edi. Zolim, zolimlik shu darajada yuqoriga chiqqanki, zulmning eng kattasini qilgan zolim. Savol paydo bo'lishi mumkin. Fir'avnga o'xshash zolim podshoh boshqa zamonlarda bo'lmaganmi? Bo'lgan. Agar siz bilan biz Fir'avnni zolimligini odam o'ldirish, qiynash, azoblash hisobigagina uni zolim deb aytadigan bo'lsak, bu hamma zamonda bo'lgan. O'ldirish, qiynash har deyarli hamma zamonda bu kabi zolimlar bo'lgan. Nima uchun Fir'avn alohida qabohat, razolat borasida o'zining o'rni bor? Zulmdan bo'lgan taxti bor uni. Nega? Chunki u boshqa zolim podshohlardan farqli o'laroq o'sha darajada zulm cho'qqisiga chiqdiki, eng buyuk zulmni qildi. Bu ham bo'lsa, Alloh taoloni o'ziga qarshi urush e'lon qildi. Men Rabb oliy Rabbingizman deyish darajasiga bordi. Boshqa podshohlar, men seni podshohingman deydi. Men seni deydi, sultoningman deydi. Shuning uchun o'ldiradi. Lekin Fir'avn esa nima dedi? Men sizlarni oliy Rabbingizman dedi. Ana robbukumul a'la dedi. La'anahulloh. Ya'ni men sizlarni oliy Rabbingizman, ya'ni podshohlikdan ham baland bir maqomni u da'vo qila boshladi. U ilohlik da'vosini qila boshladi. U Alloh subhanahu va taologa qarshi ham endi bandalarga zulm qilgani yetmadi. Begunoh go'daklarni o'ldirib tashladi Musa tug'ilmasin deya. Ya'ni odatda doim zolimlarning yo'li shu bo'ladi. Zaiflarni doim qiradi. Beshidagi go'daklarni qirdi, boshqa qildi. Oxiri bora-bora Allohga qarshi ham urush e'lon qildi. Olamlarni yaratgan zot o'zini ham yaratgan Rabbiga qarshi zulm qilib, uni o'rniga men oliy Rabbman deya insonlarga xitob qila boshladi. Bani Isroilga. Musa alayhisalom haqiqatan ham o'sha zolim Fir'avnga qarshi kurashgan hurriyat, haqiqat timsoli, insonni Allohdan boshqa hech kimga qul bo'lishi mumkin emas ekanligini ko'tarib chiqqan buyuk bir payg'ambar Musa alayhisalom ulul azm payg'ambarlardan edilar. Uchinchisi Hazrat Iso alayhisalomdirlar. Iso alayhisalom ma'lumingiz kim? Odamlar moddaga qul bo'lgan bir. Fir'avn o'zini men xudoman deb aytgan bo'lsa, Hazrat Iso alayhisalom davriga kelib, endi insonlar fanni, ya'ni qiyomatga yaqin tushadilar o'zot yana. Tushgan paytlarda ham qiladigan asosiy ishlari nima? Asosiy hali o'zotni missiyalar, vazifalar tugagan emas, har yerga tushganlarida endi Dajjolga qarshi kurashadilar. Dajjol nimani ifodalaydi? Dajjol bu materialistik bir hayotni ifodalaydi. Moddaparast. Har bir narsani endi ilm bilan, hozirgi zamon tilidagi kimyo, fizika, biologiya shu fanlarni o'qisak, xudoga ehtiyoj yo'q endi. Hamma narsani o'zimiz hal qilaveramiz endi. Insonni xohlasak fan bil orqali o'ldirish mumkin, insonni xohlasak o'lmaydigan qilib qo'yish mumkin deydigan darajaga chiqadi. Ana o'sha Alloh taoloni endi keragi yo'q. Bo'ldi, hamma narsani insoniyat o'zi qo'li bilan qilaveradi endi. Chunki ilmga erishdimi? Ilm bu endi iloh. Ilmni ilohga aylantirgan bir paytda materialistik tushunchani Xudoning, Allohning o'rniga qo'ygan bir paytlarida Iso alayhisalom tushib, Iso ruhulloh tug'ilganlarida yo'q, o'z aslida o'zot materiallarni, materiyani, buyumlarni iloh qilib olishni boltasi ildiziga bolturgan zot.
Yani adamlar sebeplerini Xudoga aylantirib, erkek bilen hatın koşulsa yok bala dünya keladi degan bir düşünceni yok bu bilen bu bilen ah bala bokkamiydi. Allah'ını haqşı bilen boladı. Allah'ını haqşı bolsa ikkalasini bittasi bilen ham bala bo'laveradi. Allah haqlamasa ikkalasi emas başkasını kossin ham bala bo'lmaydi degan ma'noda materialistik düşünceni ildiziga bol turgan zot. Tug'ilishlardan ah, tavalludlardan o'zi yok. Nima? Otasi dünya kelgan zot. Odatda erkak bilan ayolning urug'i bo'lish kerak, undan keyin bola bo'lish kerak. Ammo u zot otani urug'i yo'q. Otasiz beota onani o'zidan dunyo keldirdi. Bu nima edi? Bu qiyomatga qadar dajjolni ham tushunchasiga zarba beradigan zot bu. Endi dajjol hali keladi, o'zi jannat yaratib oladi, o'zi do'zax yaratib oladi. Xuddi hozirgi insonlar kabi masalan mana 10 dinda o'tirib, hozirgi bizning hayot tarzimizni men boshqa joylarda ham aytayapman. Otalarimiz ko'rsa balki u jannat hayotiku deyishlari mumkin. O'rnimizda o'tirib, xohlasak Amerika bilan gaplashyapmiz. Qish mevalari yozgi kunda, yoz mevalari qishni kunida tayyor dasturxonimizda. Demak, hali yana rivojlanish bo'ladi. Ammo Alloh asrasin, Alloh to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Ba'zi bir insonlar ana o'sha dajjolning yana ham hali bir maishat to'la bir hayot. Lüks hayot lükslashib borgan sayin bir toifa insonlar hali endi Allohni keragi yo'q bizga endi. Mana hamma xohlagan narsamiz muhayyo qilyapmiz. Xohlagan narsamiz tayyor deydigan darajaga kelishi mumkin. O'sha paytda demak Hazrati Iso alayhisalom demak chiqib to'xta bu narsa bu xato Iso ruhulloh ya'ni har bir ishda Alloh taoloning tarafidan bo'lgan madad qo'shilmasa ish bitmaydi. Bitmasligini ko'rsatib beradilar va dajjolni o'ldiradigan zot Hazrati Iso alayhisalom bo'ladi. Ulul azm payg'ambarlarning 4-inchisi va 5-inchisi janobimiz Hazrati Muhammad Mustafa alayhisalatu vasallam. Alloh rasuli alayhisalatu vasallam dajjolni ham aslida o'ldiradilar. O'ldiradilar derken nega? Payg'ambarning ummatining qilgan sharafi o'sha ummatning payg'ambari uchun ham sharafdir. Ya'ni ummatlarining qilgan xayrli amallaridan payg'ambarlar ham iftixor his qiladi. Shundoq emasmi? Payg'ambarimiz alayhissalom o'zlari hadislarida men ummatimning ko'pligi bilan faxrlanaman deganlar. Ana ubahi bikum, men sizlar bilan faxrlanaman deganlar payg'ambarimiz alayhissalom. Yawmal qiyama, qiyomat kunida men sizlar bilan faxrlanaman deganlar alayhissalom. Ya'ni uylaninglar, oila quringlar, ko'payinglar, men sizlar bilan faxrlanaman deganlar. Allah Resulü Aleyhisselam. Demek ümmetlerin arası da kança kub evliya zatlar, büyük zatlar, fatihler, yani ulemalar çıkan bolsa hemmesi kimin hesabı yazıladı? Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hesabları yazıladı. Çünkü o zat terbiyeleyen talebeler bunlar. O zatın tabiyeleri, o zatın ümmetleri demektir. İsa Aleyhisselam kıyamet aldan çıkanlarda kim bolup şeydiler? Peygamber bolup şeydiler. İsa Aleyhisselam kıyamet aldı da Daccal'ın öldürüş vazifesi bulan çıkan peytleri de Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'ga janobimizga ümmet olarak tushadilar. Buning dalili nima? Namoz vaqti bo'lib qolgan paytda musulmonlar Hazreti İsa aleyhissalomni hurmat qilib imomlikka o'tkazmoqchi bo'lgan paytlarda u zot yo'q deya o'zingizlardan imom o'tsin deya ümmeti Muhammed Mustafa aleyhissalomdan bo'lgan başka bir musulmonni imomlikka namozga o'tkazadilar. O'zlari iqtido qiladilar. Bundan kelib chiqadiki, demak Hazreti İsa aleyhissalomning dajjolni o'ldirishlari ve bu kabi muhim ishlari ham Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning ummatlari sifatida bo'lib o'tadi. Demoqchimizki, payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam ham demak ulul azm payg'ambarlar orasida. Ana endi ulul azm payg'ambarlar orasida Alloh taolo ikkita payg'ambarni Halilulloh qilib Alloh taolo tanladi. Halil degani xuddi mana barmoqlar bir-biriga mundoq kirishgan paytda bir-biridan ajratib bo'lmaydigan darajada, qattiq mustahkam bir-biridan ajratib bo'lmaydigan darajada bo'lsa, buni do'stni shunday aytiladi. Do'st ham bir-biridan ajratib bo'lmaydigan darajada bir-biriga qattiq mustahkam chirmashib ketsa buni halil deyiladi. Ular ham Alloh subhanahu va taoloni shu qadar qattiq sevardilarki, sevgining eng yuqori nuqtasida, sevgi, muhabbatni hozirgi zamon tili bilan aytganda Everest cho'qqisida, ya'ni eng yuqori cho'qqisida edilar o'z zotlar. Alloh taoloni qattiq sevardilar, Alloh taolo ham ularning ikkalasini qattiq sevardi. Halilulloh, Halilur Rahman maqomiga ko'tarilgan zotlar edilar. Alloh taolo bu haqida o'zi Qur'on Karimda vattaxodallohu Ibrohima xalila deydi. Alloh taolo Ibrohimni xalil qilib oldi deydi. Hadis sharifda esa payg'ambarimiz alayhissalot vasallam bizga Imom Muslim rivoyat qilgan hadis sharifda esa fa innalloha taala qad ittaxodani xalila zero Alloh taolo meni xalil qilib oldi deganlar. Kama ittaxoda Ibrohima xalila xuddi Ibrohimni xalil qilib olganidek deydilar. Demak biz salovatlarimizda ham Allohumma solli ala Muhammad kama sollaita ala Ibrohim deyishimiz bejiz emas ekan. Allohim Hazrat Muhammad Mustafa alayhisalatu vasallamga xuddi Hazrat Ibrohimga salot va salom yo'llaganingdek salot va salom yo'lla derkan, demak payg'ambarlar orasida aynan ikkala zotni biz aytishimizning hikmatlaridan yana biri namoyon bo'lyapti.
Bu ham nima ekan? Ikkalasigina halil maqomiga ko'tarilgan zotlardir. Halilulloh, Allohning halili bo'lgan zotlar hisoblanadilar. Hazrati Muhammad va Hazrati Ibrohim alayhissalom ikkalalari. Alloh qiyomat kunida o'zini halilini rozi qiladi. Vala saufa yu'tika robbuka fatarda oyatda Alloh taolo marhamat qilgan edik va tez orada Rabbingiz sizga o'zi ato qiladi. Ya'ni ulkan shafaat kubroni ato qiladiki, siz rozi bo'lasiz deydi Alloh taolo. Alloh taolo Hazrati Muhammad Mustafa alayhissalomni rozi qiladi. Chunki u zot hayotlari davomida Allohni rozi qiladigan ishlarni qilib yashadilar Ibrohim alayhissalom kabi. Ki Alloh taolo ham qiyomat kunida endi uni roziligini talab qilib yurgan zotni rozi qo'ymasa, qilmasdan qo'ymaydi. U zotni ham Alloh taolo ummatlarni shafaat qilish huquqini berib, ummatlariga u zotni Alloh taolo o'zi rozi qiladi. Demoqchi bo'lganimiz, demak, payg'ambarimiz alayhissalom Alloh payg'ambar edi deyapmiz. Alloh payg'ambar degani nima degani? Alloh degani Hazrat Ibrohim alayhissalomni ham Alloh taolo Qur'on Karimda Alloh dedi. Biz shuning uchun Ibrohim alayhissalomni ham qissasini eslab o'tdik. Ibrohim alayhissalomni Alloh Alloh dedi. Qur'onda ikki o'rinda Alloh dedi. Birinchisi Tavba surasining 114-oyatida Alloh taolo Inna Ibrohima la Allohun Halim dedi Alloh taolo. Albatta Ibrohim Alloh va Halimdir dedi. Halimni bilasiz. Ya'ni kechirimli, keng fe'l. Biroq unga yomonlik qilsa darrovda uni jazolashga oshiqmaydi, ya'ni shoshilmaydi degan zot degan. Hatto shu darajada halim kechirimliki, u zotga qilg'iligini qilib qo'ygan qavmini boshiga balo kelyapsa, ular uchun farishtalar bilan tortishayotgan darajada, tortishadigan darajada zot. Ya'ni boshqalar yomonlik qilganiga balo kelsa, tezroq kelsin deb qarsay chalib kutib oladi. U zot esa o'sha yomonlik qilgan qavmiga balo kelyapsa, baloni olib kelayotgan farishtalarga qarshi endi nimaga kelasizlar deb ularni balo olib kelayotganligini eshitib besaronjon bo'lgan zot. Ya'ni yomonlik qilganlarga ham balo kelishini rozi bo'lmaydi. Halim zot qarang. Subhanalloh. O'zlari kechiribgina qolmasdan Alloh taolo balo yuborsa ham Alloh nimaga balo yuborasan deyaptilar. Bo'lmasa o'sha yomonlik qilgan qavm. Bu qavm badkor bir qavm, badxulq bir qavm, yurishgan, yurgan turganini zolim bir qavm, lekin shunga balo kelishi uzat razı bo'lmayaptilar. Halim. Alloh uzat Alloh deyapti. Boshqa bir oyatda Hud surasi ham Alloh taolo Inna Ibrohima la halimun. Endi bu oyatda birinchi halimni keltirdim, lekin Allohun munib. Alloh va munib bo'lgan zot. Munib ser tavba. Ya'ni hamma Alloh taoloning hamma buyruqlarini qiladi, oxirida yana tavba, yana tavba qiladi. Hamma buyrug'ini qilib, keyin tavba qiladi. Subhanalloh. Ya'ni odatda bizga o'xshagan insonlar Alloh aytgan ishlarni qilmasdan keyin tavba qilsak katta gap. U zot esa aytganlarni qilib yana tavba qiladi. Alloh taolo aytganini qilmay qolmadimmikan? Alloh buyurganda keyin qila olmadimmikan? De yana qilgan ibodatlaridan ko'ngli xijolat. Ko'ngli to'lmaydi. Alloh taoloning amriga bo'lgan itoatidan o'zini ko'ngli to'lmaydi. Yana orqasidan tavba qiladi. Bu qadar darajada zot. Alloh, Alloh bu demak ikkala oyatda Alloh deydi. Alloh nima demak? Diqqat qiling, ikkalasida ham nima uchun Halimni yonida Allohni keltirayotibdi Alloh taolo. Buni tushunsak, payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamni ham Alloh ismlarini tushungan bo'lamiz. Nega? Chunki payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam payg'ambarlar orasida eng ko'p o'xshaydigan zot, ham suratan ham siratan Ibrohim alayhissalomga o'xshaganlar. Otalari Hazrat Ibrohim alayhissalomga o'xshaganlar. Otalardan qolgan desak bu mubolag'a bo'lmaydi. Otalardan xuddi bir qondan o'tgan merosdek Allohlik ham, Halimlik ham desak mubolag'a bo'lmaydi. Payg'ambarimiz alayhissalom hamma payg'ambarlarni qaymog'i edi deyamiz. Hamma payg'ambarlarni o'sha fazilatlarni o'zlarida jamlagan Qur'on uchun Fotiha surasi qandoq ona bo'lsa, ona sura bo'lsa, payg'ambarimiz alayhissalom ham ona payg'ambar edilar. Hamma payg'ambarlarni dedik, fazilatlarni o'zlarida yig'gan, jamlagan zot edilar. Halimlik bilan Allohlikning bir-biriga bog'liq tarafi shundaki, Alloh degani ulamolar ko'p ma'noni aytganlar. Oddiygina bir qilib tushuntira qolaman men, bu ko'p ohuvoh qiladigan zot degani. Ko'p ohu voh chekadigan, ko'p uh tortadigan payg'ambar degan. Ammo uh tortish odatda biz xalqimiz ko'p uh tortavermagan deydi. Allohning g'azabini keltirasan deydi. Nimaga uh tortish? Ammo uh tortish borki, inson gunohlari uchun uh tortsa bu sharaf. Uh tortish bu norozilikni, ya'ni inson nimadandir norozi bo'lganligini ifodalaydi uh tortish. Uh tortish nimadandir ko'ngli to'lmaganligidan yoki jasadida biron bir og'riq, bir alam bor, qatidir og'riyapti, inson o'sha og'riqdan ingrash ma'nosini ifodalaydi. Solih bandalar uchun esa jasadida bir og'riq bo'lmasa ham badanida qilgan gunohlaridan ingrash bo'ladi. Ohuvoh chekadi. Hazrat Ibrohim alayhissalom esa nimadan ohuvoh chekadilar? Ulamolar aytadilar, ki Hazrat Ibrohim alayhissalom
Allah'ını koyup başkalarına sığınırken kavminin kılmıştan ah çekerdiler. Ümmetinin nacoya işlerden ah çekerdiler. İnsaniyetinin kılıyetken bu işlerden ah çekerdiler. Aynı vakitte halim ediler. Ah çekerdiler yu. Lekin o şey ah çekerken bu halatın oynayışının iki hali yolu var idi. Ya Allah onların başka bir bela keltiriş gerek. Ya ki onların ıslah buluşu yolu var idi. Birinci yolunu haklamazdılar. Çünkü halim ediler o zat. Bela keltirişini haklamazdılar. Ümmetinin kılıyetken işinden narazı. Bundan ah vah çekerdiler. Ularının namıdan Allah'a hicaletti o zat. Ularının kılmışıdan Allah'a bu zat hicalet çekediler yani. Kılgılıkını ular kıladı, lakin Hazreti İbrahim Aleyhisselam hicalet ularının kılmışıdan. Lakin Allah bela yubar demeydiler hiç kaçan. Halim, çünkü halim. Allah bela yubarsayam, beysenen can. Nemege yubarsın Allah. Belki bunlar iman kilitir kalardı, belki. Cenabımız Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a gelsek, bu nerse İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'dan göre köprü abosu var idi, bu faziletler kem emezdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın halim ediler, halim. Hayatlarını yakışıyla örgünüp çıksanız bunu şahidi bulasınız. Yani Taif vakıyasını eski alın. Başka vakıyalarını eski alın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Yusuf Aleyhisselam bunlarını tuğuşken akükelerini keçirgen bu sele, ötmüşte kılgen kılmışlarını. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yetti yat beygenini hem ötmüşte kılgen kılmışlarını keçirip yubargen. Halim ediler. Cezalaşka aşıkmazdılar. Günah koygen bendeniyem der o da günahla cezalaşı şaşılmazdılar. Bugünkü bazı bir insanlar ki, bugün bazı bir insanlar hali bir insanın, başka bir Müslümanın hatasını anık ispatlanmazdan turup der o da dar yağaçın teyge barışı aşık. Tezra o barı hükümünü okusa, tezra hükümünü çıkarsa. Kazılıkke halidar. Ama Allah Resulü Aleyhisselam ise imkan kadar hareket kılardılar. Günahkarını hem şu günahı özür kıdırışı hareket kılardılar. Mesela zinakar kelerdi. Rastan oylanıp yapıyorsan mı? Rastan zina kıldın mı? Diye kaytarı uğradılar. Bar oylanıp kegin. Belki cezadan onu kutulup kalışı bir an bir çare vardır deyip kıdırardılar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Cezalaşı yemez. Cezadan kutuluştırışı hareket kılardılar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu tarafkâşlık manası değmez. Yani ümmetlerine özür kıdırardılar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ayıbdarlarına özür kıdırardılar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Dikkat edin. Halim Peygamber. Allah Peygamber dediler. Allah'dan şunu sordular. Allah men Allah peygamber kılgen. Bütün insaniyetini nacoya işlerden tarta diyen peygamber dediler. Şahsi halatlardan zerre kadar tişin akını körsetmeye diyen peygamber. Şahsi musibetleri, şahsi kıyınçilikleri, özünün bedenlerdeki ağrık yok ki başka için zerre kadar ah çekmegen zat. Hiç kaçan Allah Teala'ki derdini dastan kılmegen zat. Ama insaniyetini halatından tınımsız ah çekedigen, nalayı afgan çekedigen Allah peygamber dediler. Allah. Siz ne deyip? Beni deyip ahvah çekedigen. Siz bilen beni natoğru işlerimizden ahvah çekedigen peygamber dediler aleyhissalatü vesselam. Kaş ki bunlar buna kımasaydılar diye ahvah çekedigen. Bunlar bu yolda yürümeseydi diye ahvah çekedigen peygamber dediler Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Allah Teala bu kadar Allah bölgen peygamberge bizim ümmet kıldı. Allah Teala'ya çeksiz hamdü senalar eytemiz. Demek bugün Allah'ın tevfikı bilen biz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üçte ismini örgenip çıktık. Taha isimlerini, Ahid isimlerini ve üçüncüsü Allah. Hazreti İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah isimlerinin yanında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hem Allah isimlerini örgenip çıktık. Bu elbette Allah'ın tevfiki, Allah'ın demek mededi bilen bölgen işler. La havle ve la kuvveti illa billahil aliyyil azim. Herkende hayırlı iş Allah'ın tevfiki bilen gene buladı. Allah bizini doğru yolda, hak yolda müstahkem kılsın. Demek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İsimlerini örgenip çıkarken elbette o zatın sıfatlarını hem biz örgengen bulduk. Bu isimler fakat yine isim imas ekerliğine o zatı kayıtsızdır bir manada sıfat ekerliğine hem eğitip ettik. Biz hem bana şu sıfatlar bilen sıfatlanışımız gerek. Özümüz üçün yine tanemizdeki dert üçün yine ahvak çekmezden belki insaniyetinin derdi, insaniyetinin teşvişi için ahvak çekişimiz. Onların kılıyetken bu yaman hulukları, yaman işlerinden Allah'a nalayı afgan çekişimiz lazım ekerliğini biz örgeneyemiz. İnsaniyetini kılmışlardan, yani insanlar doğru yolu yürseler idi kaşki. Allah'ın gazabını keltiredigen işler kılmasalar idi diye biz hem ah çekişimiz, tülleri bedar buluşumuz, namazlarımızda ve hakkada dualarımızda bütün insaniyetini unutmasligimiz, alal husus, mumun musulmanlarını unutmasligimiz gerek. Biz tanigen, tanimegen biraderlerimiz, İmandaş bölgen, kelime-i tevhid egesi bölgen, biz bilen dindaş, kardaş bölgen Müslüman biraderlerimizin daima
dərdlərəgə şerik bölüşümüz, ular üçün ah və nala çəkişimiz lazım ekəldiyini biz inşallah bugünkü suhbətlərimizdən öyrənib aldık. Allah subhanahu wa ta'ala bərçəmizni haq yolda, doğru yolda müstəhkəm qılsın. Allah ta'ala muvaffaq qılsa, yəni növbətdəki suhbətlərimizdə Peyğəmbərimiz aleyhissalatu vesselamın ayrım isimləri bilən tanışıb çıxamız. Tevfik Allah'dandır. Subhanak Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Ve estağfiruke ve etûbu ileyk. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esma-i Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmed Abdullah Resul-i Mustafa Rahim Şah.